İşte analiz programı olarak Gaziantep'te İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Mustafa Bey var. Mustafa Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Mustafa Yıldız, Gaziantep İslahiyeliyim. İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanıyım. Derneğinizin kuruluş amacını anlatır mısınız? Amacımız yeryüzündeki bütün mazlumlara, mağdurlara, yoksullara yardımcı olmak. Bunu yaparken hiç kimsenin dinini, kavmini, ırkını, mezhebini, meşrebini sormadan bunu yapmak. Bunu yaparken amaç olarak, hedef olarak herkese iyilik, her yerde iyilik, her zaman iyilik, her şekilde iyilik şiarıyla yola çıktık ve genç bir kadro, aynı zamanda işte buna destek olan Türkiye'nin dört bir tarafından gönüllülerimiz var. Bunlarla yeryüzünde herhangi bir coğrafyasında mazlumlara, mağdurlara, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yurt içinde yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Biz İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği olarak ağırlıklı olarak yurt dışında çalışıyoruz. Ancak yurt içinde de faaliyetlerimiz daha ziyade Ramazan'da, Kurban'da ve onun dışında da ihtiyaç hasıl olduğu olağanüstü dönemlerde yardım yapıyoruz. Bunlar daha ziyade yetimlere, yoksullara yönelik yardımlar. Bunlar Ramazan'da iftar, gıda kolisi ve benzeri destekler yapıyoruz. Bunun yanı sıra işte Kurban'da hakeza dönemsel olarak destekler yapıyoruz. Ancak bizim çalışmalarımız ağırlıklı olarak yurt dışında ve ağırlıklı olarak da Çat'ta. Yurt dışında ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Biz İDEA olarak dünyanın bazı ülkelerinde bazı projeler yürüttük. Ancak son dönemlerde Çat'ı merkeze aldık. Bütün çalışmalarımızın ağırlıklı noktasını Çat oluşturuyor. Çat'ta başta su kuyuları olmak üzere yetimhaneler, medreseler, okul yapımları, sağlık merkezi, yetim annelerine yönelik dikiş atölyeleri, mesleki eğitimler, bunun yanı sıra engellilere yönelik işte eğitimler ve maddi mali destekler. Ayrıca işte cezaevlerinin ıslahına yönelik çalışmalar. Bunun dışında medreselere mushaf dağıtımı, dini içerikli kitap dağıtımı yapıyoruz. Bu ara Çatlı akademisyenlerin ve ilim adamlarının kitaplarının Türkiye'de basımını sağlayarak buradan götürüp orada dağıtılmasını sağlıyoruz. Çünkü Çat'ta baskı imkanı çok fazla yok, şartlar çok zor. Dolayısıyla toplumun her kesimine yönelik, bütün dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarımız var. Ayrıca resmi kurumlarla, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hayvancılık Bakanlığı, Aile Bakanlığı olmak üzere, Yüksek İslam Konseyi yani Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere sivil birçok dernekle de ortak projeler yürütüyoruz. Yapmış olduğunuz projeler hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Biz şu ana kadar çalışmalarımızın Çat'ta ciddi anlamda bir su sorunu olduğu için çalışmalarımızı su kuyularına yoğunlaştırdık. Yaklaşık derneğimiz kurulalı 3 yıl oldu. Bu kısa süre içerisinde Çat'ta 1600'e yakın su kuyusu açtık. Son dönemlerde de Çat Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız bir protokol kapsamında Çat Çat'ın başkenti Encemine'de suyu olmayan 109 tane okula depolu su kuyusu açıyoruz. Bunun dışında binlerce köye su kuyusu açtık. Ayrıca yetimhaneler yapıyoruz. Yetimhanelerimiz var. Hem yaşasıyla, eğitimiyle ilgilendiğimiz, hem inşasını gerçekleştirdiğimiz yetimhanelerimiz var. Bunun yanı sıra okul ve derslikler yapıyoruz. Ayrıca sağlık ocağı yapıyoruz. İnşaat olarak bu anlamda Çat'ın ihtiyaç duyduğu alanlara destek olmaya çalışıyoruz. Dikiş atölyeleri açtık. Bunun birini Tika ile açtık. Onun dışında da
başka kendi projelerimiz olarak açtığımız dikiş atölyelerimiz oldu. Burada işte yetim annelerini istihdam ediyoruz. Bunlar hem meslek öğreniyorlar hem de ürettikleri kıyafetleri biz yetimlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben gerçekten gönüllülerimize, Türkiye'nin cömert insanlarına teşekkür etmek istiyorum. Onların sevgisini, muhabbetini, dostluğunu biz Afrika'nın ormanlarının içerisinde en ücra köşelerine kadar ya da çöllerinin içerisinde en ücra çadırlara kadar ulaştırmaya gayret ediyoruz. Onlar çok dua ediyorlar. Ben de Türkiye'deki kardeşlerimizden bizlere dua etmelerini bekliyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.